Bence bir mimarın mühendis olması şart değil. Yani benim söylemeye çalıştığım şey o değil. Aslında kendi eğitimimi biraz örnek alırsak demek istediğim şeyi daha kolay açıklarız. Ben mesela Bath Üniversitesi'nde öğrendim evvela. Ve orada hem mühendislik hem mimarlık beraber öğretiliyordu. Bilhassa benim oraya gittiğim seneler 1978-84 arası mimarlar ve mühendisler ilk iki seneyi beraber okuyorlardı. Yani mimarlar hem statik hem bilgisayar hem malzeme fiziği vesaire vesaire onu okuyorlar. Yani statik hesaplamasını bile öğreniyor bir yandan. Mühendisler de bizim tasarladığımız bütün projeleri tasarlıyorlardı. Yani biz eğer bir kilise yapıyorsak ya da bir ev yapıyorsak onlar da bunu bir mimar gibi tasarlıyorlardı. Ama mühendislik içerisinde yani aslında mühendisliğe doğru yöneliyorlar. Fakat öğretimlerinin o ilk iki senesinde bizim konularımızı içten anlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla içimizden mühendisliğe devam ediyorlar. Mimarlar da aynı şekilde o konuları yeterince detaylıca anlamasalar bile yeterli bir şekilde anlayarak mimarlığa doğru devam ediyorlar. Yani bence bu en ideal yöntemlerden birisi. Yani mimarların hem ilmi bir şekilde anlayabilmesi, ilmin potansiyelini anlayabilmesi ki doğru adresi bulabilmesi, yani soracağı sorulara doğru bir adres bulabilmesi, ekibe katacağı insanları doğru seçebilmesini sağlıyor. Konuyu derinden anlamasına gerek yok aslında. Türkiye'de maalesef böyle bir şey hiçbir zaman yok ve oluşmadı. Ama bence yani bunun ötesinde de yani Türkiye'de tek mesele bu değil. Mimarlar olsun, mühendisler olsun birbirlerini sorgulamamak, yani meseleyi sorgulamamak, meselenin altında yatan konuları derince sorgulamamak aslında işin özelinde yatan problematik. Yani biraz çok yüzeysel öğretiliyoruz. Yani mimar olarak sadece kompozisyon, şekil, statik evet biraz öğretiliyor vesaire. Tarihçesi çok yüzeysel bir şekilde öğretiliyor. Ve çok kısa bir süreden sonra mimar oluyorsunuz. Yani aslında konunun o kadar çok bileşenleri, o kadar çok açıları var ki aslında mimar onların hepsine bir şekilde dokunulması lazım öğretimi sırasında. Yani derinine gitsin demiyorum ama dokunması lazım. Bence en ideal mimar Universal Man dediğimiz o Leonardo da Vinci'nin modeli olan insan. Yani her şeyi yapabilen, her şeyden anlayabilen bir insan. Ve bunu da becerebilmek için okulda olsun, şeyde olsun, iş hayatında olsun multidisipliner bir şekilde öğrenmesi ve pratiğini üretmesi gerekiyor.